Şiir ve edebiyatla ilgilenen insanlar hepsi güzel insanlardır. Ben bunu kendimden biliyorum. Yakın çevremden biliyorum. Çünkü kalbinde kötü olan şiir yazamaz ve dünyaya olumlu bakamaz. Şimdi sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü herkesin birbirinden değerli şiirleri de var. Sadece ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Edebiyatın bir sonsuzluk, evrensel bir yönü var. Evrensel yön de bana göre şöyle oluyor. Yazılan edebiyat eseri zamanının ve süresini kaybetmiyor. Yani bundan 2500 sene önceki yazılarda şu an okuyabiliyoruz. Hatta ilk aşk şiirini ben geçen sayıda gazetemde yazmıştım. O ilk aşk şiiri de bugünü anlatabiliyor. Yani edebiyat dediğimiz olay aslında yazılan bir şiiri 100 yıl sonra da 10 yıl sonra da insanlar kendine göre değerlendirebiliyor. Evet. Yazılan bir eseri bizden sonra da yani bugün yazılan bir eseri 100 yıl sonra da insanlar kendine göre değerlendirebiliyor. Edebiyatın sonsuz bir evrensel oluşu bana göre buradan geliyor. Yani zamanı kaybetmiyor. Bilimsel bir deney zamanını kaybedebiliyor ama edebiyatın o şiiri zamanını kaybetmiyor. Çünkü insan anlattığı için. Kısa bir şey okuyacağım o zaman. Şimdi markası bana ait olduğu için hocamla dedi bir aşk şiiri oku. Hemen şimdi aklıma geldi. Kitabından bir tane okuyorum. Bu kısa zaten. Sevgiliye. Yaşamak öylesine güzel ki seninle. Çiçek tarlasına koşmak gibi. Ve sırt üstü uzanıp toprağa gökyüzünü içmek gibi. Yaşamak öylesine güzel ki seninle. Bunca yalnızlığın, bunca acının, bunca gözyaşının içinde her gün umuda koşmak gibi. Yaşamak öylesine güzel ki seninle. Sımsıcak ve içten bir öpücük gibi. Ve seni tanımak en büyük şans gibi. Hepinize saygılar.